Merhaba arkadaşlar. Matematik sahnesi kitabında prova sahnesi 3 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar sorularımıza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet bir sorumuza bakalım. Bir kutunun ağırlığı 6 üstü eksi 2 kilogram olduğuna göre tüm kutuların ağırlığı toplam kaç kilogramdır diye soruyor. Arkadaşlar şeklimize baktığımız zaman bir kutudaki masa üzerinde bulunan kutular yukarıda verilmiştir. Masanın tabanında ve her katında 4 küp 4 kutu olup üst üste konulan kutular görselde verilmiştir. Arkadaşlar kutularımıza baktığımız zaman toplamda 24 tane kutu vardır diyoruz. Evet masa üzerinde çarpı x 6 24 kutu vardır. Her bir kutunun ağırlığı arkadaşlar 6 üzeri eksi 2 idi. O halde 24 toplam ağırlığı bulabilmek için 24 ile 6 üzeri eksi 2 çarparız. Evet 6 üzeri eksi 2 24'ü aynı yazıyorum. 6 üzeri eksi 2'yi eksen kurtarabilmek için 1 bölü 6'nın karesi olarak yazdım. 24 çarpı 1 bölü 36'dır. 24'ü 36'ya bölecek olursam 24 bölü 36 diyorum. Sadeleştirelim. Her ikisini de 12'ye bölelim. 24'ü 12'ye böldüm 2'ye. 36'yı 12'ye böldüm 3. Demek ki 2 bölü 3 kilogram toplam ağırlık vardır diyoruz. Evet devam edelim bir sonraki soruya geçelim. Buna göre hangi kişi balondan inse bile balon yine de havalanmaz diye soruyor. Bir balona binen kişilerin ağırlıkları üstü sayı olarak görselde ve görsel üzerine verilmiştir. Balon Toplamda en fazla 245 kilogram ağırlığındaki kişileri taşıyabilmektedir. Arkadaşlar o halde ben Ayşe'den başlayarak kilogramlarını yazmak istiyorum. Ayşe üstü sayı olarak 2 üzeri 6 kilogrammış. Yani 2 üzeri 6 64 kilogramdır. Kerem'e bakıyorum. 3 üzeri 4 kilogram 81 kilogram eşittir. Selin 10 üzeri 2 kilogram, 10 üzeri 2, 100 kilogrammış. Son olarak Ahmet'e baktığımız zaman da 5'in 3. kuvveti, 125 kilogramdır diyoruz. Arkadaşlar biz bunların her birisini toplayacak olursam, 125, 100 81 64'ü topluyorum. Evet 10 elde var. 1 8 10 16 1 de elde 17 2 1 de elde 3 Demek ki 370 kilogram olur. Toplam ağırlıkları diyoruz. Balon ne yapıyordu arkadaşlar? 245 kilogram en fazla taşıyabileceği kapasiteydi arkadaşlar. O halde ben 370'ten 245 çıkarıyorum. Fazlalığı bulabilmek için 370'ten 245'i çıkaracak olursam 125 kilogramdır diyorum. Evet ne demek gerekir arkadaşlar burada? 125 kilogramlık kişi eğer buradan inerse balon havalanır diyorum. Ama benden havalanması sorduğu için bakın Ahmet Kerem Vesil pardon Ayşe Kerem ve Selin, hangisi inerse insan arkadaşlar fark etmez. Yine de balon havalanmaz diyorum. Evet yazalım Ayşe Kerem ve Selin'den. hangisi inerse insin balon havalanmaz diyelim. Balonun havalanabilmesi için inmesi gereken kişi arkadaşlar Ahmet'tir. Ahmet'ten ayrı hangisi inerse insin fark etmez diyoruz. Evet Ayşe, Kerem ve Selin. Ben hangisini yazarsak fark etmez. Yine de havalanmaz diyoruz. Evet devam edelim. Temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Evet, üçüncü soruya baktığımız zaman 10 kişinin yarıştığı bir oyunda 3 katı da çıkan Sezai şampiyon olmuştur. Her katta alınabilecek en büyük puanlar görsel üzerinde verildiğine göre bu oyunda ikinci olan Levent tam sayı olarak en fazla kaç puan almış olabilir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle Sezai'nin aldığı puanlara bakıyorum. Sezai onun karesi artı 5'in 3. kuvveti artı 2 üstü 3 üstü 2 puan alır diyorum. Buradan 100 5'in 3. kuvveti 125 evet, 2 üstü 3 üstü 2 de 2 üzeri 6 demektir. 2 üstü 6 da 64'e eşittir. Evet, bunları toplayacak olursam Sezai 289 puan ile birinci olmuştur arkadaşlar. İkinci olan Levent'in alabileceği en büyük puan, evet şöyle yazalım. Levent'in alabileceği en büyük puan 289'dan küçük olan 280 8 olur diyorum. Evet 288 puan alabilir. İkinci yolu olan Levent diyelim. Evet devam edelim bir sonraki soruya geçelim. Evet, dördüncü soruya baktığım zaman buna göre başlangıçtaki direkten itibaren 1 kilometrelik uzunluğa sahip bu cadde üzerinde konulan direklerdeki toplam lamba sayısı en fazla kaçtır diye soruyor. Ve direklerinde kalınlıkların önemsiz olduğunu söylüyor. Bir cadde üzerinde yukarıdaki düzende bir iki lambalı bir iki lambalı bir direk bir de tek lambalı aydınlatma direkleri sırasıyla dikilecektir. Arkadaşlar bakın iki lamba bir lamba iki lamba ve bir lamba şeklinde lambayla caddeyi boydan boya aydınlatma direkleriyle yerleştirecek diye düşünüyoruz. Direklerin cadde boyunca başlangıçtaki iki lambalı direğe uzaklığı metre biriminde ikinin doğal sayı kuvveti olacak şekilde konulacaktır diye söylüyor. Arkadaşlar 2'nin doğal sayı kuvveti deyince aklımıza mutlaka bu tarz sorular karşımıza çok gelecek diye düşünüyorum. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar giderdi. O halde 2 üstü 0, 2 üstü 1, 2 üstü 2 gibi devam etmem gerektiğini anlamamız gerekir. Evet, başlangıçta 2 lambalı bir direğimiz var. Şöyle şuradan yazayım arkadaşlar. Başlangıç diyorum. Başlangıçta 2 lamba var. Evet. Başlangıçtan sonra 2'nin doğal sayı kuvveti 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri 0 arkadaşlar. Bir tane direkt buraya dikilecek ve burada bir lamba var. Bir lambamızı işte Başlangıç diyorum. Şuraya 2 lamba diyelim. Burada bir lamba. 2 üstü 0'dan sonra 2 üstü 1. Doğal sayı kuvvetleyince 2 üstü 0, 2 1, 2 üstü 2 gibi diyoruz. Bakın 2 lamba, 1 lamba, 2 lamba şeklindeydi. Tekrar ne oldu buraya? 2 lamba geldi. Evet 2 üstü 2, 1 lamba geliyor. Şöyle 1 lamba yazıyorum. Şuraya da arkadaşlar aslında değerlerini yazabiliriz. 2 üstü 0 1 demekti. 2 üstü 2 şurayı yazayım. 2 metre oldu. 2 üstü 2 4 metre oldu. 1 lamba geldi. 2 üstü 3 8 metre ve tekrar 2 lambaya döndü. Bakın. 1 2 lamba gidiyor. 1 1 lamba. 2 1 2 1 şeklinde düşünüyoruz. Daha sonra 2 üstü 4 16 demektir. Nereye kadar gideceğim arkadaşlar? 1 kilometre 1000 metreydi. Onu da yazarız biraz sonra. 16'ya geldim. Burada bir lamba var. 2 üstü 5 32 metreye 32. metreye 2 lambalı bir direk dikildi. 2 üstü 6 64. metreye bir lambalı direk dikildi. Devam ediyorum. 2 üstü 7 128. metreye 2 lambalı 1 direk dikildi. 2 8 256. metreye 1 lambalı direk dikildi. 2 9'a da yani 512. metreye de 2 lambalı direk dikildi diyoruz. Evet. 2 üstü 10'a dikilmiyor arkadaşlar. Çünkü 1 kilometre demişti. 1 kilometre 1000 metre olur diyoruz. Eğer 2 üstü 10 olsaydı 1024 olduğu için onu saymayacağım diye düşünüyorum. Evet buradan toplamam gereken sayılara bakalım. 2 lamba, 1 lamba, 2 lamba, 1 lamba. Evet şunları toplayacağız. En sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane Lamba kullanılır diyoruz. Evet, devam edelim, bir sonraki soruya geçelim. 5. Evet, soruya baktığımız zaman ardışık iki çift ardışık iki çift arası ile baştaki ve sondaki çiftlerin arasında dışında kalan parçaların uzunluğu 13 üzeri eksi 2 metre olduğuna göre, soru işaretiyle gösterilen uzunluğu kaç metredir diye sordu. Bir bahçenin bir kenarı bir kenarına yukarıdaki gibi çitler yapıştırılmıştır. Yapılmıştır. Bir tane çitin genişliği 12 üzeri eksi 2 metredir. Şöyle rengimizi değiştirelim. Arkadaşlar şu bir çitin genişliği 12 üzeri eksi 2. Bakın aralardaki boşluklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane aralık var. O halde 13 aralık Her bir aralık 13 üzeri eksi 2 idi. 13 çarpı 13 üzeri eksi 1'dir diyorum. Pardon eksi 2'dir diyorum. Buradan şunu çok rahat yapabiliriz. 13 çarpı 13 üzeri, 13 üzeri eksi 2'yi eksiden kurtarabilmek için 1 bölü 13'ün karesi olarak yazdım. 13 çarpı 1 bölü 169'dur. Buradan sadeleştirme işlemi yapacak olursam 13 ile 169 birbirini götürür. 1 bölü 13 metredir. Aralardaki boşlukların toplam mesafesi. Şimdi direklerimize baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de direk var. 12 tane direk veya çit diyebiliriz. Ve her bir çitin genişliği 12 üzeri eksi 1 diye. 12 çarpı 10, 12 üzeri eksi 1 12 çarpı 12 üstü eksi 1'i 1 bölü 12 olarak görüyorum. Bu da 1 metredir. Evet, toplamdaki mesafe arkadaşlar 1 ile 1 bölü 13 13'ü topluyorum. Evet ne yapar? 1 tam 1 bölü 13 metre yapar. Bunu da ondalık sayı olarak değil de pardon, tam sayı kesir olarak değil de bileşik kesir çevirmek istersem 14 bölü 13 metre olur. Evet Soru işaretiyle gösterilen mesafe diyorum. 14 bölü 13 metre olur diyoruz. Evet. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Buna göre bir kutuda bulunan kapsüllerde bulunan minerallerden top, minerallerin toplam ağırlığı kaç miligramdır diye sordu. Evet. Minerallerin toplam ağırlığını istiyor arkadaşlar. Dikkat edelim ve bir kutudaki mineralleri istiyor. Sorumuza bakalım. Bir kutuda görselde verilen tabletlerden 3 üstü 2 tane vardır. Tablet sayısı arkadaşlar 3 üstü 2 tane. Yani 9 tane. Ve tablet içindeki bir kapsül ilacının içinde bulunan minerallerin çeşitleri görseldeki gibi farklı renklerle verilmiştir, gösterilmiştir. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mineral var. Bir mineral çeşidinin ağırlığı 2 üzere eksi 3 taneymiş. O halde arkadaşlar bir kapsülde 8 tane 8 çarpı ve bir mineralin ağırlığı 2 üzeri eksi 3'tü. 8 çarpı 2 üzeri eksi 3'tür diyorum. Bunu da 8 çarpı 2 üzeri eksi 3'ü eksiden kurtarabilmek için 1 bölü 2'nin küpü 8 çarpı 1 bölü 8'dir. O da 1 miligram olur diyoruz. Bir kapsüldeki evet ağırlık arkadaşlar ne olur? 1 miligram olur diyorum. Evet bir tablete baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kapsül var arkadaşlar. O halde bir tablette 10 çarpı 1'den 10 miligram ağırlık vardır diyoruz. Evet, bir kutuda 9 tane vardı. Bir kutuda istersek 3 üstü 2 çarpı 10 olarak yazabilirim. Bu da 9 çarpı 10'dan 90 mg minerallerin toplam ağırlığı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 7. soruya baktığımız zaman seçilecek sayılar tablet ekranındaki gibi olduğuna göre Yade'nin bulduğu, yadenin bulduğu en büyük sonuç ile en küçük sonucun toplamı kaçtır diye soruyor. Yade tabletine indirdiği bir matematik oyununda üstün üstü yardımıyla sayıları bir kez kullanmak şartı ile en büyük ve en küçük sayıları elde etmeye çalışacaktır. Arkadaşlar Yade'nin bulacağı en küçük sonuç Baktığımız zaman 0, eksi 1, eksi 2 ve 3 var. Buradan arkadaşlar ben en küçük sonucu negatif sayı elde etmek istediğimi düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Eksi 1'in dikkat ederseniz parantez içerisinde bir sayı yazmam gerekiyor. O halde eksi ikinci kuvvetinin 3. kuvveti olarak yazıyorum. Burayı bir silelim. Daha ayrıntılı olsun. Eksi 1'in parantez içerisinde eksi 2'ye üstü 3 olarak düşünüyorum. Evet. 3'ü dışarı neden yazdım arkadaşlar? Sonucun küçük olmasını yani eksi olmasını istiyorum. O halde buradan eksi 1'in eksi 6. kuvveti eksi 1 olur. En küçük sonuç diyorum. Evet. Devam ediyorum. En büyük sonuç En büyük sonucu da pozitif bir sayı istiyorum arkadaşlar. 3'ü kullanmak istiyorum tabana. 3'ün eksi birinci kuvvetinin yani evet, eksi 2 eğer dışarı yazacak olursam pozitif ve büyük bir sayı hallederim. Eksi 1 ile eksi 2 çarparsam 2 olur. 3'ün ikinci kuvveti 9 olur. Elde edebileceği en büyük sonuç. Evet bunların toplamını istemişti. Eksi 1 artı 9'dan 8 olur. Toplamda sonuç diyelim arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçelim. 8'in evet, 8. soruya baktığımız zaman bir kutuda bulunan görseldeki zımba tellerinin tamamı düzleştirilerek ucuca eklendiğinde elde edilen toplam uzunluk kaç santimetre olur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bir telin uzunluğunu bulmak istiyorum. Bir telin uzunluğu diyelim. Bakın 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri eksi 1 ve 2 üzeri eksi 3. Hadi 2 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 3 olarak yazdım. Evet, 2 üzeri eksi 3'ü 1 bölü 2'nin 3. kuvveti artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. Bu da 1 bölü 8 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 8'dir. Evet, ortadaki kesri 4 ile genişletecek olursam 1 bölü 8 artı 4 bölü 8 artı 1 bölü 8'den bir telin uzunluğu 1, 2, 4 daha 6 bölü 8 santimetre olur. Bir telin uzunluğu diyorum. Evet, baktığımız zaman bir kutuda arkadaşlar kaç tane tel var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane 20 tane tel olduğunu görüyorum. Normalde bir tanesi 6 bölü 8 santimetre ise 20 tanesi 20 çarpı 6 bölü 8'den 20 ile 6'yı çarpıyorum. 120 bölü 8, 8'e bölecek olursak da 15 santimetre olur toplam uzunluk diyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.